Hadi gelin, 4 bölü 2 bölü 3 işlemini yapmayı deneyelim. Her zaman olduğu gibi, şimdi videoyu durdurun ve soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Soruyu çözmenin yollarından biri, bunun 4'ü 2 bölü 3'ün tersiyle çarpmakla aynı şey olduğunu fark etmek. Yani işlemimiz 4 çarpı 3 bölü 2 olacak. Peki bu neye eşit olur? Eğer kendiniz bulmak için can atıyorsanız, videoyu yine durdurabilirsiniz. Bu sefer de şunu görmemiz gerekiyor. 4'ü bir kesir olarak, yani 4 bölü 1 olarak da yazabiliriz. Yani 4 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 diyeceğiz. Ee, daha önce de kesirlerle çarpma işlemi yapmıştık. Bunu yapmamız çok zor olmayacak. Çarpmayı yaparken payları çarpıyoruz. 4 çarpı 3 eşittir 12 ve paydaları da çarpıyoruz. 2 çarpı 1 eşittir 2. 12 bölü 2 de 6'ya eşittir. Sonuçta bu kesir, 12'yi 2'ye bölmekle aynı şeyi ifade ediyor. Şimdi burada şöyle önemli bir soru var. Hatırlarsanız, burada bir kesire bölerken, onun tersiyle çarpma işlemi yapıyoruz demiştim. Peki bunun nasıl bir mantığı var? Bunu açıklamak için gelin Dört tane bütünü temsil eden şekiller çizelim. Dördü yazdığım renkle çizeyim. Bu birinci tam olsun. Bu ikinci. Bu üçüncü. Bu da dördüncüsü. Evet, işte dört tane tam şeklimiz var. Şimdi bunu 2 bölü 3'ü kadarlık gruplara böldüğümüzü hayal edin. Aslında ilk önce bunların hepsini hızlıca 1 bölü 3'lük parçalara bölelim. Evet, hepsini 3'te birliklere bölüyoruz. Şimdi her biri 2 bölü 3'lük grubu farklı renge boyayacağım. Bu 2 bölü 3'lük gruplardan biri. Bu 2 bölü 3'lük gruplardan bir diğeri. Bu da 2 bölü 3'ü temsil eden başka bir grup. Bu 2 bölü 3'lük başka bir grup. Bu da 2 bölü 3'lük farklı bir renk kullanayım. İşte bu lacivert 1 bölü 3'lükleri bir araya getirdiğimde bunlar da başka bir 2 bölü 3'lük grup oldular. Ve son olarak bir de şu 2 bölü 3'lük grubumuz var. Şu anda 2 bölü 3 boyutunda kaç tane grubumuz oldu? Bu 1, bu ikisi 2, bu 3, bu 4 bu ikisi bir araya gelince 5. 2 bölü 3'lük grubu oluşturuyorlar ve son olarak da bu da 6. Demek ki 4 tane bütünü alıp bunları bir bütünün 2 bölü 3'ü boyutunda 6 eşit parçaya bölebiliyormuşuz. Yani 4 2 bölü 3'lük gruplara ayrılırsa 6 tane grup elde ediyoruz.